Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Burak. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine korkunç bir haberle karşınızdayım. Fakat bu sefer haberin kaynağı YouTube. Nasıl mı? Birazdan detayları zaten öğreneceksiniz. Fakat öncesinde tıpkı şu an olduğu gibi her gün yeni video gelmesini istiyorsanız aşağıda bulunan butonlardan kanalıma abone olmayı, aynı zamanda videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Ayrıca şu anda ekranda çıkmış olan Instagram ve Snapchat hesaplarımdan beni takip ederseniz de çok sevinirim. Hadi şimdi videoya geçelim. Hem de bizim tarzımızda. La Mona Lisa kanalı, YouTube'da yer alan herhangi bir aile kanalıydı. Yaklaşık olarak 3300 civarında bir abone sayısına sahipti. Videoları da aşağı yukarı o civarda izleniyordu. Kanalın sahipleri Mona Lisa Perez adındaki kadın ve Pedro Ruiz adındaki sevgilisiydi. Çiftin bir çocuğu vardı. Ayrıca Mona Lisa Perez ikinci çocuğuna da hamileydi. Her YouTuber gibi onlar da büyümek, daha fazla izlenmek ve daha fazla abone sayısına sahip olmak istiyorlardı. Bu yüzden çeşitli video fikirleri geliştirmeye başladılar. Bunlardan biri ise çok ama çok tehlikeliydi. Ve fikir Pedro Ruiz'den, yani Mona Lisa Perez'in sevgilisinden çıkmıştı. Pedro Ruiz, yaptığı bir araştırmada büyük ansiklopedilerin, yani ebat olarak geniş ansiklopedilerin mermi geçirmediğini öğrenmişti. Daha doğrusu okuduğu bu bilgiye inanmıştı. Ve sevgilisiyle Mona Lisa Perez'de böyle bir video çekmek istedi. Çünkü videonun viral olma ihtimali, çok çabuk yayılma ihtimali, haliyle de kanalın çok çabuk büyüme ihtimali oldukça fazlaydı. Pedro Ruiz, içerik fikrini sevgilisi Mona Lisa Perez'e anlattı. İçerik fikri Mona Lisa'ya başta pek mantıklı gelmemişti. Fakat sonrasında Pedro'nun ısrarlarıyla içeriği çekmeye karar verdiklerini söylüyor haber kaynakları. Genç çift kameranın karşısına geçtiler ve Pedro elindeki ansiklopediyi göğsüne tuttu. Yani siper etti. Mona Lisa da konsept gereği yakın mesafeden Pedro'nun göğsüne doğru ateş etti. Sonuç tahmin ettiğiniz gibi oldu. Kitap elbette ki mermiyi geçirmişti ve Pedro göğsünden vurulmuş oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Minnesota eyaletinde yaşayan Mona Lisa Perez bir YouTube videosu için sevgilisi Pedro Ruiz'i göğsünden vurarak öldürmüş oldu. Kayıtlara geçen bilgilere göre kaza gerçekleştikten sonra, yani vurulma olayı gerçekleştikten sonra 19 yaşındaki Mona Lisa Perez direkt olarak 911 acil durum servisini aramış ve konu hakkında bilgi vermiş. Genç kadın YouTube videosu çektikleri anda yanlışlıkla eşini vurduğunu söyleyerek yardım talebinde bulunmuş. Vurulan sevgili Pedro Ruiz yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti ve bunun üzerine de Mona Lisa Perez tutuklandı. Ayrıca Mona Lisa Perez videoyu çektikleri gün çekmeden hemen önce Twitter'ında şöyle bir tweet paylaşmış. Ben ve Pedro şimdiye kadarki en tehlikeli videolardan birini çekeceğiz. Video fikrini veren Pedro. 3 yaşında bir çocuğa sahip olan Mona Lisa Perez aynı zamanda ikinci çocuğuna da hamile. Genç kadın Minnesota eyaletinde 10 yıl hapis cezasıyla yargılanacak. Ayrıca ölen Pedro Ruiz'in kardeşi de genç çiftin birbirini çok sevdiğini, olayın tamamen kaza olduğunu belirtmiş. Özetle, bir YouTube videosu uğruna, bir kanalın büyümesi uğruna çok ama çok tehlikeli bir şey denenmiş ve neticesi de çok ama çok kötü olmuş. Kendinize video fikri bulurken, bir videoyu çekmeye karar verirken videodan oluşabilecek sorunları ve sonuçları iyi düşünün arkadaşlar. Kanalınızın büyümesi için her türlü riski göze almayın. Sonucu aynen bu şekilde olabilir. Ki bu olay aslında tam bir ibretlik olay. Nitekim ülkemizde de çok çeşitli challenge'lar, çok riskli videolar çekilmekte. Bu videoların birçoğu ölüm tehlikesi altında çekilmekte. Sebep sadece videoların izlenmesi ve kanalın daha fazla abone alması. Lütfen kanalınızın sizden daha değerli olmadığını, izlenmelerin sizden daha değerli olmadığını ve abonelerin sizden istediği şeylerin sizden daha değerli olmadığını fark edin. Bugünlük bana ayrılan sürenin sonuna geldim. Hepinizi çok seviyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.